bütün bu olanların çok daha küçük bir tanığı vardı. Ve bir o kadar da üzüntüye boğan bu konuyu araştırmak üzere Afyon Emirdağ'a doğru yola koyuldu. Verilen adresi ve aileyi aradık. Evde anne ve çocukları bulduk. 12 yaşındaki küçük kız da evdeydi. İddialara göre çocuk denecek yaşta olan bu kız, Burhan Yüce isimli şahıs tarafından defalarca tecavüze uğramıştı. Ve acıdır ki o da bu iddiaları kabul ediyordu. Bu yatakta bana tecavüz etti. Bu iğrenç tecavüz nasıl gerçekleşmişti? Olay günü salı pazarına giden annenin ve çalışmakta olan babanın evde olmadığını bilen genç adam, öğle sularında eve gelmişti. Eve daha önce de gelip gittiği için bu ziyaret küçük kız ve kardeşleri tarafından garip karşılanmadı. İşin ilginci, Burhan Yüce küçük kıza onunla evlenmek istediğini söylemişti. Daha sonra da kıza sahip olmak için ikna etmeye çalışmıştı. Kapıdan gelince dedi. Peki bütün bu olanlara sebep olan Burhan Yüce kimdi? Aile bu insanı nerede tanımıştı? Oradan buradan para çalarmış girdiği yerlerden. Kötülük yaparmış girdiği yerlere. Burhan ailenin damadı olan Hikmet Bey'in teyzesinin oğluydu. 27 yaşında evli ve bir çocuk babasıydı. Sıcağı sıcağına gelen ihbarda akıllara durgunluk verecek bir iddia vardı. O da talihsiz kızın babasıyla çarpık bir ilişki içinde olduğuydu. İlçede dilden dile dolaşan dedikodular da bu doğrultudaydı. Anne ise eşinin Burhan'la çok kısa bir süre önce tanıştıklarını söylüyordu. Hatta Burhan evlerine sadece bir kez gelmişti. Bir defa geldi Burhan. Anne böyle bir ilişkiyi hissetmiş miydi? Hayır, hayır. Hep yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar benim kocama. Hep bizi yalan. Bütün bu olup bitenler bizi de hayrete düşürmüştü. Daha sonra küçük kızı ikna edip konuşmaya çalıştık. Ondan dinlediklerimiz çok farklı gerçekleri ortaya koyuyordu. Burhan aylar önce babasının yanına evlenmek için gelmişti. Çünkü nikahlı eşi Burhan'a tahammül edemeyip kaçmıştı. Ablamı vermek istedi. Ben ilkin. Ama abla bu evliliğe yanaşmamıştı. Sebebi ise Burhan'ın çirkin ilişkileriydi. Bu iş olmadan bir hafta öncesi de Oğuz'un kızına, 10 yaşındaki kızına saldırıp kardeşinin da evden kovalayıp bu Emirdağ'a kaçıp geldiğini söylediler. İddiaya göre bunun üzerine baba Burhan'a küçük kızını vermek istemişti. Burhan'ın eve geleceği gün baba kızını kendi elleriyle giydirmiş ve hazırlamıştı. Süsledi beni, kafamı yıkadı, o zaman kirliydim kafam. Anlattığına göre baba kızını güzel gösterebilmek için elinden geleni yapmıştı. Boya sürdü yanaklarını. Burhan eve geldiğinde kızı bir gelin gibi karşısında buldu. Sonra da Burhan geldi, kimin için boyalandın kız dedi. Cevap vermedim adına, dalıma vurdu, kimin için boyalandın kız dedi. Hani bilmiyorum dedim bilerek. Ama o küçük kızın kendi için süslendiğini biliyordu. Oğlum söylemişti. Ama hayırcığım seni demişti. Bütün bunları önce bizden gizleyen anne bu evlilik hakkında şunları söylüyordu. İyi olsa altındaki ailesi dururdu. Bir çocuğu da ortalıkta kaldı diye buna söyledim. Buna da söyledim. Babasına da söyledim. Baba kızını Burhan Yüce'ye vermek istediği halde neden bu olaylar yaşanmıştı? İddialara göre Burhan babadan intikam almak istemişti. Tecavüz ettiği kızını bıraktıktan sonra ona kendi kanlı pantolonunu göndermişti. Bilmiyorum bari işte. Vallahi ben bilmiyorum. Hiçbir şey anlam veremedim o işi. Baba gündüzleri ayakkabı boyuyor, geceleri de düğünlerde müzisyenlik yapıyordu. Çok iyi darbuka çaldığı ifade ediliyordu. Sonradan öğrendiğimize göre Burhan'la yaklaşık 3 yıl önce Burhan'ın düğününde tanışmışlardı. Aradan yıllar geçmiş, arkadaş olmuşlardı. Baba önce kızını Burhan'a vermek istemediğini söyledi. Önceki gece Gültepe polis karakolunda gerçek bir dehşet yaşandı. Gece saat 01 sıralarında Talat Paşa Caddesi'nde bulunan Gültepe polis karakoluna iki araçla gelen teröristler otomobillerinin penceresinden çıkarttıkları uzun namlulu silahları ile karakolu sarıştılar. Karakolun önündeki ekip otosu siper vazifesini yapmış, sıkılan kurşunların içeride görev yapmakta olan polislere gelmesini engellemişti. Ancak yine de yağmur gibi gelen mermilerden birkaçı polis memurları Hayrullah Topal ve Semih Yıldız'a isabet ederek onları hafif şekilde yaralamıştı. Olaydan hemen sonra Şişli Ekber Hastanesi'ne kaldırılan polis memurları, karakol baskınını haber alan diğer meslektaşları ve hastane personeli tarafından büyük bir süratle ameliyata alınarak tedavilerine başlanmıştı.
Bu dehşet dolu olayın en sevindiği yanı polislerin aldıkları yaraların ölümcül olmamasıydı. Bu olaydan sonra polis çevrede önlemler alarak saldırıyı yapan biri kadın toplam 4 kişi için seferber oldu. Bu sırada silah sesleri üzerine olaya şahit olan vatandaşların 155 polis imdat telefonunu arayarak teröristlerin saklandıkları evi bildirmesi üzerine polis çevrede güvenlik önlemleri alarak bu evi kuşatmaya aldı. Çevik kuvvet ve özel tümlerin de katıldığı bu operasyon öncesi polisin yaptığı araştırma sonucu ihbar telefonunun doğru olduğu anlaşıldı. Ancak polisin teslim ol çağrısına teröristler slogan atarak ve ateş ederek karşılık verdi. Az sonra ortalık savaş alanına dönecekti. Duyulan silah seslerinden sonra ev sahibi olduğu öğrenilen Hanım Gül adındaki bir kadın evinin arka balkonundan yaralı olarak atlayarak polislere sığındı. Kasığından yaralı olan kadın polisler arasında hastaneye götürülürken ardından olay yerinde şüpheli bir kişi daha yakalanarak gözlem altına alınıyordu. Bu gelişmelerden sonra polislerin tüm uyarılarına ateşle karşılık veren teröristlere karşı ateş açılması sonucu ortalık birden savaş alanına dönüştü. Yaklaşık 2-3 saat süren silah sesleri kesildiğinde ise artık yapılacak hiçbir şey kalmadı. Karakola saldırı düzenleyerek saklandıkları bu evde kıstırılan gerekli işlemler tamamlanmıştı. Cenazelerin kaldırılması için adli tıp kurumundan gelen ambulanslar ölü olarak ele geçirilen teröristlerin cansız bedenlerini çevrede toplanan vatandaşların merak ve öfke dolu bakışları arasında sedyelerle aşağı indirerek adli tıp morguna hareket ediyordu. Terör bu kez Gültepe polis karakolundaydı ve bilançosu gerçekten ağırdı. Bu saldırıdan sonra geride yaralı iki polis memuru ve beyinleri yıkanmış 4 genç insanın cansız bedenleri kalmıştı. Günün 24 saati sizlerden gelecek ihbarları beklediğimiz telefon sanki bu kez farklı çalmıştı. Telefonun diğer ucunda incecik ses tonuyla bir çocuk bizden yardım istiyordu. Anlattığına göre Adana'dan İstanbul'a gelmişti ve yardımımıza ihtiyacı vardı. Kendisiyle söylediği yerde buluşarak merkezimize doğru yola koyuldu. Biz onu bir an önce dinlemek, derdini öğrenmek istiyorduk. Genç Adana'daki evinden kaçmış, buralara kadar gelmişti. Söylediğine göre derdi çok büyüktü. Onu dinledikçe hayretler içinde kalıyorduk. Annem babam ayrı, üvey. Annem beni evden istemiyordu. Evet, ben ondan dolayı evden kaçtım bir yere. Genç evden kaçmış, bir serüvene atılmıştır. Mersin'e gittim. Mersin'de otobüs firmalarında amcam çalışıyordu önceden. Ben de küçükken geldiğim için çok meraklıydım. Muhabire ihtiyacınız var mı diye sorunca evet var dediler. Ben de olur dedim, arabaya girdim. Muhabirin olarak. Hiç bilmediği, tanımadığı bu şehirde gönlüne göre bir iş bulur. Artık hayalleri de gerçek olmaya başlar. Çünkü ilk seferine çıkacaktı. Van'a kadar gittik. Orada işe gitmiyor muyuz dedik. Dedi, araba bir hafta burada dedi. Ondan sonra otele gittik biz. Otelde bir gün geçti, aradan sonra eroin çıkarıp içmeye başladılar. Bu ne falan dedim. Yani bilmemezlikten geldim. Dedi, eroin dedi. Ancak bununla da kalmayıp söylediğine göre kendisini uyuşturucu kuryeliğine zorlarlar. Orada dediler bunu birine vereceksiniz. Ben de hayır veremem dediler. Onlar da bana silah çekti. Eğer vermesen dedi seni vurur aileni öldürür dediler. Ben de silah zoruyla gittim bu kişiye verdim herhalde. Gencin anlattıkları gerçekten inanılır gibi değildir. Uyuşturucu kuryeliğinden sonra bu kez de ondan birini öldürmesini isterler. Van'da bir şahs olarak yani tanımıyorum. Yani sadece öldür diye emir aldım. Bu kötü adamların istediğini yapmaktan başka çaresi kalmamıştır artık. Maceracı genç anlattığı bu olaylardan sonra İstanbul'a ulaşır. Anası en sonunda işi
sıcağı sıcağına... Bu korkunç cinayetlerle ilgili yetkililer basına neden eksik ve yanlış bilgi veriyordu? Yaşanan çelişkilerin nedeni neydi? Yoksa pek çok soruya cevap bulunabilmiş miydi? Günümüzde 15 yaşında bir çocuk bile vitrinlerde uzun süre seyredip çok beğendiği bir silahı kolaylıkla satın alabiliyor. İşte Karaköy çarşısında bir çocuk ve elinde az önce 150 bin liraya aldığı kocaman bir av bıçağı. Niye aldın? Bilmiyorum abi, işte kendimi korumak için. Sıcağı sıcağına hemen bu küçük çocukla birlikte dükkana giriyor. Oysa sorulacak sorulara verilecek cevap çok basit. Satılıyor abi. Şey yok mu yasal? Yasağı yok. Evet, yasak yok ama her önüne gelen, hele 15 yaşında bir çocuk bu silahı alabilir mi? Bu sokakta biraz önce olağan dışı şeylerin yaşandığını anlamak için 64 numaralı binanın önüne bir göz atmak yeterliydi. Önünde biriken kalabalık ve polis otoları bunu gösteriyordu. Evet, bu binanın ikinci katında 10 Temmuz 1996 günü öğle saatlerinde iki kadın arasında kısa bir tartışma geçmiş ve bu tartışma kanlı bitmişti. Bu kanlı olayın taraflarından birisi 40 yaşındaki Nebahat Bağlan'dı. Nebahat Hanım daha 17 yaşındayken Rumeli Kabağı'nda balıkçılık yapan Cemal'e gönül vermiş ve evlenmişti. 20 yılı aşan bu evlilikleri boyunca 4 de çocukları olmuştu. Bağlan ailesi kimi zaman balıkçılık yaparak, kimi zaman da bu şirin balıkçı köyünü görmeye gelenlere midye tabası yaparak geçiniyorlardı. Ta ki bir yıl öncesine kadar. O sıralar birkaç masalık restoran açmayı başaran Cemal Bağlan, burayı belediyenin yıkması üzerine bunalıma girmişti. Ama evini bir şekilde geçindirmesi gerekiyordu. Bunun için de teknesiyle balığa çıkmadığı zamanlar yolcu taşıyordu. Sonra bir gün olanlar oldu. Şile plajına yolcu götürdüğünde bir kadın dikkatini çekti. Kadının adı Gamze Kaşıkçı'ydı ve konsumatrislik yaparak geçinmeye çalışıyordu. Şiir ediyordu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis bölgede taksiyi aramaya başladı. Bu sırada takside bulunan Turgut Yıldırım ve Şenol Diril polis kontrolünden kurtulmak için son sürat uzaklaşmaya çalışıyordu. Taksinin sürücüsü bir belediye otobüsünü sollayınca karşı yönden gelen Zafer Kaya yönetimindeki briket yüklü kamyona çarptı. Korkunç kazayı görenler şunları söylüyordu. Ters tarafına geliyordu. Kamyon yeteri kadar yani kaçmıştı. Defansa yere yat. Taksiciler, minibüsçüler hiç kurallara uymuyorlar burada. Büyük bir hızla kamyonun altına giren otomobilden çevreden yetişenlerin yardımıyla çıkartılan yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Yüzleri tanınmaz halde olan Turgut Yıldırım ve Şenol Diril ameliyata alındı. Alkollü oldukları anlaşılan iki arkadaş ağır yaralı oldukları için daha sonra yoğun bakım servisine kaldırıldı. Bu arada polis ekipleri kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Zafer Kaya'dan olay hakkında... Temmuz 1996 günü öğle saatlerinde iki kadın arasında kısa bir tartışma geçmiş ve bu tartışma kanlı bitmişti. Bu kanlı olayın taraflarından birisi 40 yaşındaki... ...7.65 milimetre çapında ruhsatsız bir silah bulundu. Renktaş adlı mermer yüklü kosterden SOS yani yardım sinyalleri alındı. Koster Marmara Adası'ndan mermer yüklemiş Kartal Limanı'na gidiyordu. Ancak sahile çok yaklaştığı için kayalara bindirip yan yatmaya başladı. Kosterdeki 10 kişi telaş içindeydi ve telsizle yardım istiyordu. Sonunda biri dayanamayıp binaya girdi ve Ahmet Bey kurtarıldı. Çevre halkı yangının çıkışını şöyle anlatıyor. Muhteşem bir yaşamdan sefalete nasıl düştü? Yaşlı kadına sıcağı sıcağına uzatılan yardım eli. Duruşmada son karar. Dava temyize gidecek mi? Temde dehşet anları. Zincirleme kaza temiz savaş alanına çevirdi. Meslektaşlarını kurşun yağmuruna tuttu. Korkunç cinayetlerin perde arkası ve yalnız sıcağı sıcağına ortaya çıkan gerçek. Az sonra...